Gel kardeş. Oh be, dünya var. Rahatladın değil mi kardeş? Rahatladı ya. Bak. Dana bu aylarda çok sıcak oluyor. Hani biz artık böyle illet geçiriyoruz sıcaktan. Aşırı sıcaklık oluyor. Meteorolojide zaten gün gün uyarılar yapıyor. İşte havalar 60 derece sıcaklığı bulacak derken bizim terlemelerimiz de aynı 60 dereceyi duyunca daha çok terlemeye başlıyoruz. 250 derece fırının önünde çalışıyoruz ustalarımızla beraber. Yani ara sıra değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yoksa bu sıcaklığın altından kalkamayız. Çok sıcak. Dışarı ayrı, içeri ayrı sıcak. Kaldıramayacak dereceye geliyoruz artık. Serinlemek içinse kendimize böyle soğuk içecekler, soğuk su içiyoruz. Yani başka yapacak bir şeyimiz olmuyor. Çay içiyoruz, çay haraleti alıyor diyorlar da. Yani herhalde psikolojikmen oluyor bu durum. Onun haricinde soğuk su ve soğuk içecekler içmek zorunda kalıyoruz. Kafamızı gün geliyor, buzlu suyun içerisine katıyoruz serinlemek için. Onun haricinde serinleyemiyoruz. Fırının içerisi 250 derece, dışarı çıksan 50 derece. Yani ortada kaldık. Sadece klimalar bizim hayatımızı kurtarıyor. Zaten klimalı bir ortama girince oh be diyoruz. Hani cehennemden cennete geldik. Adana cehennem olarak görünüyor şu sıralar. İnşallah Allah bizim ve tüm meslektaşlarımızın yardımcısı olsun. Dışarıda çalışanların yardımcısı olsun. İşte burada görüldüğü gibi fırının derecesi şu an 250 derece. 250 derece sıcaklığın önünde çalışıyoruz biz. Nadir iki tanesi yerli öyle sesin ama. Fırında çalışıyorum. 250 derecenin altındayız. Ara ara mola verip gelip böyle kafamızı buza batırıyoruz. Yoksa başka yapacak çaremiz yok. Dışarı da sıcak, içeri de sıcak. Çareyi kafamızı buza batırarak buluyoruz. Yapacak yani başka bir çaremiz yok. Adana'nın sıcağı.